Fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir? Hangi hastalıklara bakar? Fizik tedavi hastaları genellikle en yaygın olarak bel boyun ağrıları olan yani kas iskelet sistem ağrıları yaşayan tüm hastalarımıza uygulanabilir. Tabii istisnaları var. En çok bize gelen hastalara söylediğim gibi boyun ve bel ağrısı olan, omuz ağrısı, diz ağrısı olan hastalar ya da inme geçirmiş, nörolojik bir takım kısıtlık yaşayan hastalarımız gelebiliyor. Tedavi uyguluyoruz. Tedaviler hangi durumda uygulanabiliyor hocam? Şöyle, hasta eğer bu ağrılarla ya da bu fonksiyonel kısıtlıkla evde kendi başına baş edemediyse artık hastaneye gitmeye vakti gelmiş demektir. Hani neyde sıkıntı var, nasıl iyileşir, hani onu uzmanıyla görüşerek Hani tedavi bunların almasında bir fayda var. belirtisi, bariz olan bir belirtileri var mıdır Ha, yoksa? mesela sabah uyandığında bir yerlerinde ağrı olması ya da önemli bir rahatsızlık, yani inme gibi hastalık geçirip hareketlerinin kısıtlanması, yürümekte zorlanması, dengesizlik yaşaması, kolunu kullanamaması gibi bunlar olabilir. Yani bu günlük hayattaki yorgunluğun dışındaki de ağrılar olarak tespit edilen yani kişinin kendi ağrılarını kendi aslında kontrol altına almasıyla alakalı bir değil mi bu? Evet, aha. Yani mesela ara sıra biz ağrılar yaşarız ama mesela dinlendiğimizde, bir takım dikkat ettiğimizde geçebiliyor o ağrılar, yani 2-3 günde. Eğer ki öyle değilse ve daha uzun süresi rahatsız ediyorsa yani hastaneye gelmek lazım. Yani herhangi bir soğuk algınlığının belirtileri gibi anlaşılan ağrılar da aslında fizik tedavinin içine girebilecek ağrılar, bel ve boyun ağrılarını tetikleyebilir Evet, diyebiliriz, değil mi? tabii ki.